Laçin Konstrüksiyon'un sunduğu vizyon devam ediyor. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza genç ve başarılı bir iş adamı olan Murat Laçin'le yaptığımız söyleşiyi getiriyoruz. Genç yaşına rağmen inşaat sektöründe çok başarılı işler yapan Murat Laçin'in hikayesi eminiz sizlerin de ilgisini çekecek. Murat Laçin Fransa'da doğup büyüyüp başarıya ulaşan genç iş adamlarımızdan. Ailesi yıllar önce Bayburt'tan göçüp Fransa'ya işçi olarak gelenlerden. Bu hikayenin devamını öğrenmek üzere şimdi vizyon mikrofonlarını Murat Laçin'e uzatıyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi Güney Fransa'nın Béziers şehrindeyiz. Burası Türklerin çok da fazla yoğun olmadığı bir şehir aslında ama baktığımız zaman başarılı Türklerin sayısında da bir hayli rakam var. Burada Laçin Konstrüksiyon'dayız. Yanımızda Laçin Konstrüksiyon'un sahibi Murat Bey var. Kendisi bu bölgede yaşamış, doğmuş, yaşamış iş adamlarımızdan, genç ve başarılı iş adamlarımızdan. Şimdi onun hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Efendim merhabalar. Adım Murat Laçin. Aslen Bayburtluyum. Fransa doğumlu. 33 yaşındayım, evliyim. 3 çocuğum var. Sohbetimize başlarken Béziers'in nasıl bir yer olduğunu merak edip soruyoruz Murat Laçin'e. Béziers dedik ama Béziers çünkü çok bilinmeyen bir yer. Neresidir, nereye bağlıdır bir sizden dinleyelim. Evet, Béziers Montpellier şehrine bağlı. Laçin Konstrüksiyon'u Murat Bey'in babası Kahraman Bey kurmuş. Murat Bey büyüyüp işi devralacak yaşa geldiğinde şirketi babasından devralmış. Babam 1974 yılında Fransa'ya geldi. Tabii ki kendine göre çalışma, yani inşaat teknik olarak çalışma yeteneği vardı. Ama bu diplomasi veya kârla yani ilgilenme durumu olmadığı için tabii ki inşallah bizim yetişip de her şeyi ele almamız 2001 yılında oldu. Tabii okulu bitirdikten sonra. Hı hı. 2001 yılında firma babamla beraber başladık. 2005'te her şeyi üzerime aldım. 2009'a kadar hemen hemen babamla beraberdik. Şu an babam emekli. Murat Laçin okulu bitirdiğinde hemen bir şirket kurmak istememiş. Bir süre başkalarının şirketlerinde çalışıp deneyim kazanmak istemiş. Sonrasında da kendi işini kurmuş. Okulu bitirince hemen bir şirket kurmak istemedim. Büyük bir firmada çalışayım, kendimi geliştireyim. Büyük bir firmaya girdim Béziers şehrinde. O Fransız firma. Fransız firma yetenekleri görünce beni 2 senede Perpignan'a okumaya yolladı. Daha da geliştirmek için. Yani etüt beton ahmeği üzerine. Yani mühendisliğe yaklaşıyoruz. Elhamdülillah diplomamızı aldıktan sonra baba şimdi hazırım. İnşallah başlayabiliriz dedim. Şirket kurulduktan sonra büyüme hızınız nasıl oldu diyoruz ve duygulanıyor Murat Bey. Biz hazıra konmadık. Her şey sıfırdan başladı. İlk arabamız, ilk işler derken ilk iş arabamızı hiç unutmam. Çünkü eski bir arabaydı. Müşterinin inşaattan gitmesini bekleyip de itilip çalıştırmayı düşünüyorduk. O derecede başladık. Yani eski araba olduğu için. İlk başladığınızda o hani müşteriye kendinize ezik göstermemek için sanıyorum onun gitmesini bekleyip arabayı iterek çalıştırıyordunuz değil mi? Evet, o günler hiç unutulmayacak günler. Elhamdülillah şimdi de flot olarak mesela altta belki 20 tane araba duruyor. Her şey çalışmayla oluyor. Şirketi kurduğunda babasından çok destek bekliyormuş ama babası ona hiç yardımcı olmak istememiş. Bunun nedenini de sonradan anlamış Murat Laçin. Babamdan çok destek bekliyordum. Babam eski artizanlardan olduğu için beklentim her zaman onun eski çalıştığı insanlardan belki tanışma olabilirdi. İnşallah. Evet. Babam tabii ki düşüncesini çözememiştim o zamanlar. Hiçbir zaman bu iş konusunda bana yardımcı olmak istemedi. Arkadan her zaman takip etmiş ama hiçbir zaman yani destekçi olduğunu hissetmedim. Evet, kendi kanatlarınızla uçmanızı mı istedi? Evet, tek hedefi oymuş. Ve de 2005-2006'da kendi bana anlattı. İşte bak oğlum o günler çok zor durumlar geçirdin.
Akşamlara sıkıntılı ağladığım günler oldu sinirden, stresten. Baba nasıl yapacağım diye. O günler tabii ki arkamda destek oluyormuş ama ben farkında değilim. Ama her şey yani bugünler yalnız başına yani kendi kanatlarından uç demekmiş yani demesi. Şimdi peki böyle geriye dönüp baktığı zaman ya babam iyi ki de öyle yapmış diyor musunuz? Tabii. Elhamdülillah iyi ki böyle olmuş diyorum. Tabii ki o günler çok zor günlerdi. Ama zor günlerin güzellikleri de bugün gözüküyor. O zaman biz de o günleri bir de Baba Kahraman Bey'den dinleyelim istiyor ve Laçin Konstrüksiyon'un ilk kurucularından olan Kahraman Laçin'in yanına İstanbul'a gidiyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul Avcılar'da Murat Bey'in anne ve babasıyla birlikteyiz. Bakalım onlar bu günleri nasıl anlatacaklar ve çocuklarının başarısı hakkında neler söyleyecekler bizlere. Şimdi Murat Bey'le olan röportajı izliyorsunuz. Murat Bey'in anlattığına göre sanıyorum şirketi ilk zamanlarda birlikte kurmuşsunuz. Ama sonrasında kendisi devretmişsiniz. Şöyle o günlere bir dönersek. Sizin Fransa'ya gelişiniz ve bu şirketi kurmanız nasıl olmuştu? Ben 1973'te Fransa'ya devlet kurumuna gittim. Şimdi hafta sonunda gidiyorduk şeylere. Ufak vilayetlere gidiyorduk. Bak Türk nerede var, nerede görüşelim, nerede şey edelim. Arz ediyorduk yani görme. Yani Türkler o kadar azdı ki görmek için hafta sonunda beklemeniz gerekiyordu. Beklemeniz gerekiyordu. Hiç yoktu zaten. İşte oraya gittik. Ondan sonra ben tabii bir firmaya gittim. İtalyan bir firmasına. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Kararsız kaldım. Sonra gittiniz. Ondan sonra neyse o firmadan işte kontratım dolar dolmaz ama çıktım zaten. Yani önce iş olarak başladınız ama bir süre sonra dilini öğrenmeye başladıktan ve ortamı görmeye başladıktan sonra kendiniz artık taşeron olarak çalışmaya başladınız. Taşeron'a çalıştım. Taşeron'dan sonra ondan sonra ben orada bir kriz çıktı. Durdurma yaptım firmayı. Başka bir firmaya girdim. Bir Fransız firmasına girdim yani işçi olarak. Bu firmada 6-7 sene çalıştım. Şimdi benim büyük oğlum Murat dedi de baba ben okumayacağım dedi. Oğlum devam et dedim bana. Burada o kadar imkanlarımız var devam et. Şey etme okuyacağım. O zaman dedim gel sen yanıma çalıştım. Aldım yanıma. Allah'a şükür patron da Murat'ı çok beğendiğinden dedi ki bunu staja gönderelim dedi. 2 sene stajdan sonra diplomayı aldı cebine koydu. Ondan sonra bu patronla çıkış yaptık. Firmayı ben kurdum. Murat'ın üzerine emekli de oldum. Türkiye'ye yerleştiniz. Yok gelip gidiyorum. İnşallah 13. ayda yine gideceğim Allah nasip ederse. Şimdi efendim Kahraman Bey, Murat Bey'le yaptığımız röportajda Murat Bey bir şey söyledi ve bizim çok ilgimizi çekti. Dedi ki ben bu şirketi kurduğum zaman en çok babamın çevresinden, arkadaşlarından destek bekliyordum. Ama babam özellikle bilerek bu desteği vermedi bana. Neden diye sorduğumuzda bir açıklama yaptı. Ve dedi ki kendi kanatlarımla uçmamı istediği için özellikle destek vermedi. Yani ben hani kendim çalışayım çabalayayım istediği için. Gerçekten bu muydu niyetiniz? Fırma benim üzerimdeki ben Murat'ı hep sürdüm herhalde zaten. Evet. Murat'ı herhalde sürdüm. Okuması, yazması, konuşması hepsi dört dörtlüydü. Evet. Onun için yani ben yani biraz dışarıda şeydim o daha ilerlesin. Allah'ıma hamdolsun binlerce. Allah ile evlatlar herkese nasip etsin. Ha. Çok yani benimle dediğimden şey ben Murat'ın baba oğul değil de aynı kardeş gibi şeydi anlaşmamız vardı. Şimdi efendim oğlunuz Fransa'da üstün hizmet madalyası alan tek Türk şu ana kadar. Bu yaşta gerçekten bu kadar özel bir ödül almış, bir plaket almış, bir madalya almış. Acaba ne düşünüyorsunuz? Yani mutlaka gururlanıyorsunuz ama neler söylersiniz bu konuda? Onun için yani sanki dünyalar sanki benim olmuş oldu orada. Madalya ona takıldı o kadar işte Türk'ün içerisinde. Yani sanki dünyalar benim oldu yani. Çok gurur duyuyorum evlatlarımla. Ben eşimle çocuklarımla gurur duyuyorum. Çok memnunum çocuklarımdan. Çok iyiler. Allah razı olsun. Allah muratlarını versin. Çok iyiler. Çok memnunum. Her başarılı erkeğin arkasında bir bayan yatar. Sanıyorum ki Laçin Konstrüksiyon'un da temellerinin atılmasında en çok sizin katkınız olmuştur değil mi? Eşinizi ve oğlunuzu desteklerken. Olabilir tabii ki. Eşim işe gidiyordu. Mecbur çocukların başında ben dedim. Her zaman için çocukları ben baktım. Ben ilerlettim. Bu işe gidiyordu. Sabah kalkıp akşam geliyordu. Ama Allah razı olsun bu da hafta sonları her zaman ilgileniyordu çocuklarıyla. Devamlı camiye götürürdü, okuttururdu. Her şeyleriyle ilgilenirdi. Çok seviyorum, çok seviyorum çocuklarımı içini de. Gördüğünü de bir de burada damatım var. Allah evet. Razı olsun. Çocuklarımdan çok memnunum. Çok razıyım. Allah razı olsun çocuklarımdan. Geldiniz röportaj atıyorsun. Sanki dünyada benim oluyor yani.
Efendim bugün 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz gün. Ancak Laçin ailesi için de özel bir gün. Sizin doğum gününüz değil mi efendim bugün? Evet, bugün doğum günüm. Bu da herhalde evlatlarınızı böyle ekranda izlemek de ayrı bir gurur kaynağı sanıyorum değil mi? İnşallah tabii, inşallah. Tabii gurur kaynağı. Şimdi onların size bir doğum günü mesajı var. İsterseniz bunu buradan izleyelim hep beraber, olur mu? Şirketinizin onursal başkanı olan babanız Kahraman Bey'in kurduğu bu şirket bugün bu noktalara geldi ve aslında hani bugün de çok özel bir gün bu anlamda değil mi? Evet, çok önemli. Bu böyle bir güne denk gelmesi de tabii gurur verici. Peki kendisi nerede şu anda, size soralım bunu da. İstanbul'da. İstanbul'da şu anda sanıyorum bizi izliyordur değil mi? Evet. Evet. Ona neler söylemek istersiniz bunu size soralım. Onu çok sevdiğimizi, özlediğimizi. İnşallah yakında gelir. Siz neler söylemek istersiniz buradan kameraya bakarak? İyi ki doğdun hacım. İyi ki bizimlesin, iyi ki varsın. Sizleri çok seviyoruz. O zaman buradan hep beraber ona bir selam gönderelim. Aslında bir selam göndermiyoruz programımızın formatı gereği ama bugün özel bir gün. Onun için buradan Kahraman Bey'e ve Laçin'in kurucusuna bir selam gönderelim. Doğum günü kutlu olsun diyelim. Doğum günün kutlu olsun baba. Seni seviyoruz. Efendim çocuklarınızın doğum günü mesajını gördünüz, izlediniz. Neler söyleyeceksiniz? Evlatlarımdan gurur duyarım. Çok memnun oldum beni titleri için. Allah herkese evlatlarına versin. Allah'ın mutluluklar versin. Siz neler söylersiniz? Ben de çocuklarımın mesaj gönderdikleri için çok memnun oldum. Allah razı olsun. Çocuklarımı çok özlemiştim. Çok teşekkür ediyorum çocuklarım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum ben de. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz. Nice yıllara Allah ömür uzun ömürler versin size de. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Murat Laçin'le yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünü getiriyoruz şimdi ekranlarınızdan. Fransa'daki Türkler inşaatların çeşitli bölümlerini yapıyor. Peki Laçin Konstrüksiyon inşaatın hangi aşamalarını yapıyor? Bugüne bakarsak bütün kaba işçiliğini çatısıyla, kalebodur döşemesi bir de dış sıvayla beraber yapıyoruz. İnşallah 2013'te hedef anahtar teslim. Gereken sistemi, gereken showroom şeklinde hazırlıklar yapıyoruz. Şu an mühendisler hepsi çalışıyor. Avukatlar bütün şirketlerin kurulma hazırlığını yapıyor. 2013'te inşallah anahtar teslimine başlıyoruz. Yani bizim Türkiye'de yap-sat dediğimiz ya da sat-yap dediğimiz sistemi siz 2013 yılı itibariyle artık kendi bölgenizde de Bezier'de de yapacaksınız sanıyorum değil mi? İnşallah. Hedef öyle yap-sat. Laçin Konstrüksiyonu sektöründe ilk kaçta görüyorsunuz? Şu an kaldığımız bölgede ilk beşlerdeyiz yani. İlk beşlesiniz. Türk ve Fransızlar arasında mı efendim? Evet. Karışık. İlk beşe girmek için nasıl çalıştınız? Şeyi disiplinle en güzel bir şekilde çalışarak ilerlemek istedik. Elhamdülillah belki ilk zamanlarda biraz zorluk yaşadık çünkü isim tanınmış değildi. Ama yavaş yavaş isim tanındıkça müşteriler çoğaldı. Biz büyümek istemesek de büyümek zorundayız. Çünkü iş geliyor. İş geldiği için yok da diyemiyoruz. Hedef gittikçe büyüyor. Murat Bey, hiçbir başarı tesadüfi değildir diye bir sözümüz var. Sanıyorum sizin örneğinizde aynı şeyi doğruluyor. Acaba siz başarırken kendinize neleri ilke edindiniz? Hani şunları şunları yapacağım dediğiniz neler vardı? Tabii ki herkesin bir hedefi olur. Benim hedefim de her zaman işimi en güzel şekilde yapmak, söz verdiğim tarihte teslim etmek. Her zaman çok para kazanmak değildi. Ama her zaman dürüstlük, dürüstlüğümü belirlemek, dürüstlüğün karşılığında alıyoruz, görüyoruz. Hı hı. Belki biraz zaman gerekti ama firma 10 seneye oturduğu gibi her şeyin dönüşünü hissediyorum şimdi.
Donc je suis dans cette société depuis 2 ans. 2010 yılından beri La Chine firmasında çalışıyorum. Eski firmamda 19 yıl çalıştım. Yani bu 2 yıl çalıştığım süre için hiç pişman değilim. 19 yıllık firmayı bıraktığım için de pişman değilim. Çünkü önümün açık olduğunu hissediyorum ve Türklerle çalışmak bana gerçekten onur ve gurur veriyor. Diğer Fransız dostlarına Türk patronlarla çalışmayı ve Türk şirketlerinde çalışmayı tavsiye ediyor mu? İnşaat sektörü olarak çok Türk firması var ama bu benim çalıştığım ilk Türk firması. Eğer bir araya geldiğim zaman dostlarımla bana sordukları zaman çok memnun olduğumu, onların eğer çalışma Türk firması ile ilgili çalışma sıkıntıları olmaması gerektiğini kolaylıkla söyleyebiliyorum. Çünkü 2 yıldır hiçbir problem kesinlikle ve kesinlikle yaşamadım. Bu firmada çalışmaya başlamadan önce Türklerle ilgili ne düşünüyordu? Çalışmaya başladıktan sonra ne düşünüyor? Şu anda ne düşünüyor? Firmada 19 yıllık çalıştığım eski firmada çok Türk firması vardı taşeron olarak çalışan. Önceden de tanıyordum. Yani bu kadar içlerine girmemiştim ama önceden de çalıştığım için bir sıkıntı doğurmayacağını biliyordum. Şimdi yeni kültürle tanışmam benim için bir güzel oldu. Uzunca bir süredir burada çalışıyor sanıyorum. 8 sene dediniz. Acaba kendi vatandaşlarından başka Türk şirketlerinde çalışanlar var mı? Akrabalarımdan iki amcamın İstanbul'da yaşadığını size söyleyebilirim. Onların orada ticaret yapması, orada kalmaları benim için zaten büyük bir etkendi. Bu durum zaten bize Türklere çok yakın olduğumuzu hissettiriyor. Çalışmamdaki çok büyük etken bu. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediği bir şey var mı son olarak? Dolaşan sevgili vizyon izleyicileri, bizi izleyicileriniz için teşekkürler, iyi günler. Daha önce bir Türk firmasında çalışmış mı acaba? Jamais. Yok, bu ilk defa çalışıyorum. Peki bir Türk firmasında çalışmaktan mutlu mu? Neler söyleyecek bu konuda? Benim Türk firmasından önce söylemem gereken şey profesyonellik. Çünkü ilk aradığım şey profesyonellik. Bunu da bu 6 ay içinde çok büyük bir şekilde fark ettim. Laçin Konstrüksiyon bir aile şirketi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Laçin. Murat Bey'in yardımcıları ise iki erkek kardeşi ve bir eniştesi. İki kardeşim de yanımda, erkek kardeşim. Bir de eniştemiz yanımda. Tabii ki aileden, kuzenlerden, dayım bizle çalışıyor. Aile yanımızda sayılır. Peki aile şirketi olmak bu işte bir avantaj mı, dezavantaj mı sizce? Her iki yönü de var. Tabii ki biz avantajlı bölümünü seçtik. Şu an çok güzel anlaşıyoruz, çalışıyoruz. Hı hı. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Dezavantajlı bazı durumlar oluyor ama onlara da katlanıyoruz. Murat Bey, isterseniz şimdi kardeşlerinizin yanına bir gidelim. Ve bakalım onlar bu aile şirketinin genişlemesi konusunda neler söyleyecekler. Kendi bakış açılarıyla Laçin Konstrüksiyonu nasıl görüyorlar? Bakalım bir Fransız olarak hem Türk şirketine çalışıp hem bir Türk'le evli olmak konusunda neler söyleyecek. Bonjour. Bonjour, merhaba. Merhaba, evet. Gerçekten hani bonjour, merhaba demesinden zaten Türk ve Fransız olduğu anlaşılıyor. Evet. Murat Bey, hem bir Türk şirketinde çalışıp hem de bir Türk'le evli olmayı nasıl değerlendiriyor? Neler söyleyecek? Enfin, je connaissais pas avant les coutumes turques, la façon de vivre, de faire. Türk sistemini bilmezken tabii ki Fatih'le tanıştıktan sonra Türklüğün sıcaklığını hemen her yönde kolay bir şekilde alışabilmesi 8 sene oldu. Peki mutlu mu acaba hani burada olmaktan ve bir Türk'le evli olmaktan? Oui, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a ouvert l'esprit, ma façon de penser, de vivre. De her şeyi daha güzel anlamak için benim için çok büyük bir değişiklik oldu. Gerçekleri çözmenin Türklerin ne olduğunu, gerçek Türklük ne olduğunu anladım. Sevgili seyirciler, şimdi yanımızda Murat Laçin'in kardeşi Fatih Bey var. Onun buradaki görevini kendisinden dinleyeceğiz. Bakalım şirket içerisinde nasıl bir paylaşım yapmışlar. Ve merhabalar. Merhaba. Kolaylıklar diliyorum öncelikle size. Burası bir aile şirketi. Şirketin başında abiniz var ama siz de işin önemli bir kısmını üstleniyorsunuz. Tam olarak şirkette göreviniz nedir? Şirkette dış işlerine ben ilgileniyorum. Hı hı. Müşterilerle görüşme olduğu zaman, işte fiyatlar anlaşma gerektiği zaman,
öyle şeylerden ben ilgileniyorum. Yani teknik konular size ait değil mi? Evet. Ne kadar zamandır şirketin içindesiniz? Yani başından beri kardeşinizle beraber miydiniz burada? Evet. Başından beri buradayız. Burası bir aile şirketi. Acaba aile şirketi olmanız işlerinizi nasıl etkiliyor? Evet, hep beraber güç birliği yapıyoruz. O yüzden iyi oluyor. Peki, bir Türk şirketi, yani sizin şirketiniz Fransa'da kendi alanında çok başarılı şirketlerden bir tanesi. Hatta bununla da ödüllendirilmişsiniz. Acaba neler hissediyorsunuz böyle baktığınız zaman çevrenizde? Fransa'da yaşıyorsunuz. Türkiye'den gelmişsiniz, burada doğup büyümüşsünüz ama hani tırnaklarınızla kazıyıp bu noktaya gelmişsiniz. Baktığınız zaman ne hissediyorsunuz? Çok zor başladık. Sıfırdan başladık, bu duruma kadar geldik. Çok. Ve de gittikçe müşteriler markayı gördükleri zaman marka diye tanıtıyorlar. Laç'ın markasını. Çok gurur duyuyoruz yani. Sevgili seyirciler, şimdi Laç'ın konstrüksiyonun bir diğer ayağındayız. Murat Bey'in bir küçük kardeşi Özkan Bey'le birlikteyiz. Bakalım o şirketin hangi aşamasında neler yapıyor. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Laç'ın konstrüksiyon gerçekten Güney Fransa'nın en önemli şirketlerinden birisi ve bir Türk şirketi olduğu için hakikaten bizi de gururlandırıyor. Siz bu şirketin hangi aşamasında neler yapıyorsunuz? Ben ekibin de sorumlusuyum. Kendi ekibimin sorumlusuyum. Temellerden olsun, çatıdan olsun, işçilere malzemeye götürmek, getirmek olsun. Onlardan ilgileniyorum. Yani şirkette yapılan işlerin bir bölümü sizin sorumluluğunuzda. Oradaki daha çok sahada diyebilir miyiz sizin işinizi? Ben genellikle daha çok sahada koşturuyorum. Abim olsun, benim küçük birader olsun daha çok büroda çalışıyorlar. Peki şimdi sahada olmayı siz mi tercih ettiniz yoksa hani bir görev paylaşımında bu size düştü mü? Ben de düştü. Peki Özkan Bey, buradan bizi izleyen gençlere acaba neler söylemek istersiniz? Aile şirketi olup kendi şirketlerini daha ileriye götürmeleri konusunda. Bu aile şirketi olduğu zaman, birlik olduğu zaman çok daha güzel oluyor. Çünkü birlik olduğu zaman herkes el ele veriyor. Sahipleniyor. Kendi işine bakıyor, sahipleniyor. Evet, doğru. Hem temiz, titiz olmak, ya Rabbim de yürüyor ya kulum diyor. Evet. Yani birlikten kuvvet doğar diyorsunuz, evet, ve evet. Aile olarak hani kendi işinizde sizden başka daha çok sahiplenecek başka birisi olmadığı için büyümeniz daha kolay olur galiba, değil mi? Tabii canım. İtalya ama Türkiye'den buraya gelmiş. Şimdi onunla birlikteyiz. Biraz onun hikayesini konuşacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Fatih Bey, İtalya damat dedim herhalde, yanlış demedim değil mi? Tabiri caizse doğru. Evet. Ne kadar oldu Türkiye'den Fransa'ya gelelim? 2000 yılından beri buradayım. 12 sene oldu. Peki siz 3 erkek evladın yanındaki kızı alıp bu aileye ve Laç'ına dahil oldunuz. Acaba Laç'ındaki göreviniz nedir? 2003 yılından beri Murat Bey'leyim. Beraber çalışıyoruz. Firmanın sıva bölümüyle ben ilgileniyorum. Sorumluluk komple bana ait. Arkamda görmüş olduğunuz 3 makine, 3 kamyon. Arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Her ekipte 3'er arkadaş var. 9 kişiyiz. Sıva ile ilgili içerisi dışarısı komple bana ait, ben ilgileniyorum. Yani büroda aslında bana ait bir yer var ama günümün büyük bölümü burada geçtiği için. Kendinizi buraya daha çok ait hissediyorsunuz galiba değil mi? Evet, adapte ettiğim için sizi buraya göstermek istedim. Aile ortamında çalıştığımız için bir 10 yıl hiçbir şekilde tartışmaksızın çalışabiliyorsam bu ailevi dostluklarla oluyor. Biz bir bütünüz, biz bir aileyiz. Yani soy ismim benim Laç'ın olmasa da hep beraber Laç'ın firması için çalışıyoruz. Firmada akraba olmayan arkadaşlar da var. Onlar da zaten Murat Bey'in çıkış noktası kardeşlik ve aile bağları. Biz Laç'ın olarak zaten bir aileyiz. Peki o zaman biz tekrar buradan Murat Bey'in yanına gidiyoruz. Murat Laç'ın başarısı sadece sözde değil. Bu başarıyı Fransız resmi makamları kendisine verdikleri bir madalyayla tasdiklemişler. Efendim, siz gerçekten Fransa'daki en genç ve en başarılı iş adamlarımızdan birisiniz. Bunu biz söylemiyoruz. Aldığınız madalya söylüyor. Sanıyorum bu yılın başında öyle bir ödül aldınız ki bu hani çok ender verilen bir ödül değil mi? Biraz bundan bahseder misiniz bize? Evet, Fransızcası Médaille d'honneur parlementaire, yani parlamentonun bölgede milletvekilinin verdiği bir madalya diyelim. Türkçe anlamı daha güzel. Ben sizin söylemenizi istiyorum bunu.
Üstün hizmet madalyası değil mi? Hizmet madalyası, evet. Bu ödül sizin başarınızı damgalamış gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aynen öyle düşünüyorum. İnşallah bunun hakkını vereceğiz. En güzel şekilde bu dürüstlükle, bu sistemden devam edeceğiz inşallah. Bütün de aile kalabalık olduğu için yönetmelere başladık. Liselerde okuyanlar var, üniversite hazırlığı yapanlar var. Tabii ki yönlendiriyoruz. Şu an bize ne gerekiyorsa, inşaat mühendisi mi gerekiyor, mimar mı gerekiyor? Şirketin kendi avukatı olması çok güzel olur. O ayarları yavaş yavaş hazırlıyoruz inşallah. Yani 5 sene sonra yavaş yavaş aileden gelenler olur inşallah. Murat Laçin bu ödülle Türk gençlerinin idolü olmuş. Fransız medyası da kendisine büyük övgüler yağdırınca siyasete girip Türkleri temsil etmesi için birçok teklif almış. Şimdi siyaset hiçbir zaman düşünmemiştim. Ama tabii ki yöneticilik derneklerde, camilerde yöneticilik yaptık. Tabii ki Türklerin her yönde girintili olmaları için gerekenleri, yani oy kullanma, her konuda yardımcı olmak istedik. Yani onlar da sizi zorluyorlar mı artık yavaş yavaş? Yavaş yavaş aramızda bir Türk olması gerekiyor söylenmeye başladı. Bakalım belki belediyelerde küçük bir görev alırız çünkü işimiz çok ağır. Yani şu an şimdilik küçük görevlerden inşallah bakalım. 33 yaşında bir genç iş adamı olarak Türk gençlerine sizin kadar başarılı olabilmeleri için ne önerirsiniz? Türk gençlerine çok yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bizim zamanımızda bizim elimizden fazla tutan olmadı. O şansımız olmadı. Şu an gençler lisede okuyan, staj yapanları genellikle hemen hemen çoğunu yanımıza alıyoruz. Murat Bey, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eğitim güzel ilerlemesi için Fransız vatandaşlığını tavsiye ediyorum. Tabii ki çok önemli. Oy kullanmaları, yani Fransız belediyelerinde isimlerimizin geçmesi, yani Türkler de burada. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Ben de size teşekkür ediyorum. Problem için. Laçin Konstrüksiyon'un sunduğu vizyon reklamlardan sonra devam edecek.